kanunda yapılan değişiklikle yayalarda geç yaklı yayalara verim çok biliyorsunuz. Çocuk yani yayı gördüğümüz zaman mutlaka durup yorum verilir. Yol önce yaya. Aynen öyle. Öncelik hayatı öncelik yaya. Aynen. Çok teşekkür ederim. Bülent Bey. Ali Kemal. Evet. Şimdi zaten ışık olmayan yerlerde bu geçerli. Işık olduğu yerde ışığa uymaz yani. Geçiş hakkı sizin. Mesela şurada ışık olmadığı noktalarda geçiş hakkı yayanın. Ama lamba varsa veya polis varsa kim yönlendiriyorsa ona ait diyor. İşte yeşil yanmış, araba geçiyor, bayan geçiyor, ben çocuk geçiyor. Doğrudur. Biz de zaten bunun için zaman zaman bilinçlendirme faaliyetleri yapıyoruz. Bundan da bir işler. Yani herkesin bilinçlendirme ihtiyacı var. Ramazan ayında emelde sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Ama gayet güzel okul önlerinde olması, öğretmeniniz zaten bizim bütün okulların önünde yapılması çok güzel bir durum. Öğrencilerin daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri güzel oldu. Biz araçla gidiyoruz, her şekilde gidebileceğimiz yeri var ama yayalar öncelikle ölçek daha uygun olur. Yapılan son değişiklikle kanunla ilgili, bununla ilgili cezayı müeyyideye uğruyor. 488 TL cezası var bunun da. Evet beyefendi, şöyle bir araç kullanalım. Sağ olun. Buyurun. Emniyet kemerini takalım. Hadi. Camın açılmıyor mu? Allah. Yani geçtiğinde yukarıda dair bilgilendirmemiz. Aynen beyefendi kemerini takalım. Arkadan takmakla olmuyor. Şimdi bugünkü uygulamamızın içeri yakını ve sokak yerlerinde yapayım. Yani kemer çocuklara örnek olmanız lazım. Yaya geçitlerindeki geçiş hakkının yayalarda olduğuna dair öncelik hakkını yayalarda dair bilgilendirmemizi yapıyoruz. Zaten kamu spotlarında, telefonlarda gelen mesajlarda Sayın Bakan'a da bu konuya önem veriyor biliyorsunuz. Biz de burada bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Siz de bir baba olarak çocuklarımıza bu bilinci aşılarsanız sevinirim. Yani çocuklar geçerken yaya geçitlerini kullanmaları gerektiğini, hani herkes kendi evinin öğretmenidir. Bu şekilde çocuklarımızı eğitelim. Aynen. Yani yayalara her zaman önceliğimizi verelim. Geberimize takalım. Aynen. Abi bu uygulamayı nasıl buldunuz? Güzel buldu. Artık rahatça geçebileceksiniz değil mi? Tabii. Herkes için de iyidir. Hiç olmazsa çocuklar rahat bir şekilde geçer. Korku olmaz. Güvenli olur.